D&D rehberiniz olarak şu ana kadar D&D oynayabilmeniz için size kuralları anlattım. Ama D&D'yi anlayabilmeniz için bilmeniz gereken başka önemli şeyler de var. Bunlardan biri de D&D'nin sadece kavga ve dövüşten ibaret olmaması. Hatta bana ne zaman biri gelip D&D ne diye sorduğunda da benim cevabım her zaman şu oluyor. D&D yani Dungeons and Dragons ya da Türkçesiyle Zindanlar ve Ejderhalar bir masaüstü fantastik rol yapma oyunudur. Fakat şu ana kadar bu rol yapma kısmına hiç bahsetmedik. O yüzden bugün hem biraz D&D'de maceraları konuşacağız hem de maceraların 3 ayağından bahsedeceğiz. D&D aslında maceralardan ibaret. Bazıları küçük olan, bazıları ise kocaman olan maceralardan. Ve biz de karakterlerimizle bu maceralara çıkarak birer hikaye yazıyoruz. Ve her maceranın kalbi de Dungeon Master'ın elinde atıyor. Çünkü biz oyuncuları maceranın içine koyan kişi o. Bu maceralar bir yeraltı labirentinde, uzak diyarlardaki bir şatoda, bir vahşi ormanda ya da capcanlı bir şehirde geçiyor olabilir. Bu sürükleyici ortamlar oyuncuların maceraları için bir zemin görevi görür ve tüm yolculuğu etkiler. Oyuncular da birer maceracı olarak karakterlerine hayat verir. Her karakter hem bizim ona verdiğimiz kişisel özelliklerden hem de yetenek puanlarından, becerilerinden, ırksal özelliklerinden, sınıf özelliklerinden, taşıdıkları büyülü eşyalardan oluşur. Bu karakterler aracılığıyla da maceralarda ilerler ve zorluklarla yüzleşiriz. Her karakterin hem güçlü olduğu hem de zayıf olduğu noktalar vardır. Ve maceracı oldukları için de bu zayıf noktaları tamamlamak için her maceracı bir ekibe ihtiyaç duyar, yani bir partiye. O yüzden en etkili parti birbirlerinin zayıflarını örttüğü ve güçlü yanlarını daha da güçlendirdiği partilerdir. Parti içerisindeki işbirliği, iletişim ve ortak çalışma sayesinde karşınıza çıkan tüm engelleri aşabilirsiniz. Çünkü her zaman dediğim gibi D&D bir ekip oyundur. Sen bir oyuncu olarak diğer karakterlere karşı ya da DM'e karşı oynamıyorsun. Sen oyuncu arkadaşlarınla beraber DM'in yarattığı tehlikelere karşı oynuyoruz. Maceranın kendisi başı, ortası ve sonu olan bir hikaye gibidir. Bir dizi karşılaşma, bulmaca, keşif üzerinden ilerler. Ve bu hikaye içerisinde hem oyuncu karakterler hem de DM'in oynadığı oyuncu olmayan karakterler yani NPC'ler bulunur. Bu NPC'ler karakterlere görev veren patronlar olabilirler, müttefik olabilirler, düşman ya da karakterlerin kişisel hayatındaki önemli kişiler ya da herhangi bir figüran olabilirler. Farklı türdeki NPC'ler bu dünyanın oyuncu karakterlerinin dışında da çok büyük bir evren olduğu hissiyatını verir. Maceralar çeşitli uzunluklarda olabilir. Tek bir oyun oturumunda tamamlanabilecek, bize farklı zorluklar sunan bir macera olabilir. Bazıları ise haftalarca ya da aylarca süren, farklı oturumlarda oynayıp devam ettiğimiz uzun maceralar olabilir. Yani tıpkı şu an Kafa 20'nin yaptığı gibi. Hatta bundan önceki oynadığımız oyun yıllarca sürmüştü. Bu kadar uzun süren bir hikaye oynadığımızda buna D&D kampanyası diyoruz. Bunun tam Türkçe bir karşılığı yok, o yüzden biz hikaye demeye devam edeceğiz. Ve bu kampanyaları aslında bir televizyon dizisi gibi hayal edebilirsiniz. Yani aslında tıpkı bizim şu an Kafa 20'de yaptığımız gibi her bir oturum bir bölüm haline geliyor. Ve farklı farklı bölümler oynayarak farklı sezonlar üretiyoruz ve o sezonlarda bir diziyi oluşturuyor. Yani şu an spoiler vermeden örnek vermeye çalışırsam Kafa 20'nin korsanlarla tanıştığı bir bölüm var değil mi? Ve bu bölümde Rıhtım'da geçiyor. Rıhtım'daki bu korsan hikayesini bitirdiklerinde de aslında bir sezonu bitirmiş gibi oluyorlar diye düşünebiliriz. Bu Rıhtım hikayesi devam ederken bizim ana hikayemiz ve karakterlerin gelişimleri de devam ediyor. Böyle böyle toplandıkça kocaman bir hikaye yani bir dizi yaratıyoruz. Maceranın D&D'nin ne kadar temel bir noktada olduğunu gösterebildiysem şimdi maceranın 3 ayağından bahsedelim. Bunlar keşif, sosyal etkileşim ve kavga. D&D bu üçünün dengede olduğu nadir oyunlardan biridir. Genellikle oyunlar bunların herhangi birisine daha fazla ağırlık verir. Ve hatta siz de D&D oynarken kendi tercihinize göre böyle de yapabilirsiniz. Yani eğer bir D&D ekibi olarak kavgalara girip çıkmayı daha çok seviyorsunuz, kavga ağırlıklı bir kampanya oynayabilirsiniz. Ya da bizim gibi daha fazla roleplay yapmayı, karakterlerimizi daha fazla oynayıp karakterlerimizin hikayelerini görmek isteyen bir ekipseniz, daha fazla sosyal etkileşim içeren bir hikaye oynayabilirsiniz. Ve aynı zamanda oyuncu karakterleri de bu üç dengenin üzerindedir. Yani hem keşif alanında, hem sosyal etkileşim alanında, hem de kavga alanında iyi ya da kötü yetenekleri vardır. Ve zaten D&D karakterini yaratırken de bu alanlardaki yeteneklerini de fark edeceksin. Keşif her maceranın bel kemiğidir. Karakterlerin dünya içerisindeki hareketlerini ve çevresiyle olan etkileşimlerini içerir. Yeni yerler keşfetmeyi, tehlikeli arazilerde gezmeyi, dikkat gerektiren nesneleri ya da durumları araştırmayı kapsar. Yani aslında karakterinin yeteneklerini bolca kullandığın alan keşiftir. Keşif aynı zamanda oyuncularla DM'in arasındaki bir alışveriştir.
Oyuncular belli bir ortamda ya da durumda ne yapmak istediklerini söylediğinde DM bunun nasıl sonuçlanacağını belirler. Tabii ki zarların da sonuçlarına göre. Hadi bir de keşife örnek üzerinden bakalım. Labirent halindeki tehlikeli koridorların arasından geçerken ve şifreleri çözerken her karakter farklı yeteneklerini gösterir. Blood Hunter'ımız Rykard ağır taş kapıları itmek ve tehlikelere karşı partiyi korumak için olağanüstü gücünden ve dayanıklılığından yararlanır. Rogue'umuz Monty ise keskin algısı ve çevik parmaklarıyla tuzakları deaktive edip gizli geçitleri bulur. Bardımız Hugo ise kadim dilleri deşifre etmek ve büyülü eşyaları ortaya çıkarmak için kendi büyülü güçlerini kullanır. Sosyal etkileşim hem karakterlerin kendi aralarında hem de karşılaştıkları kişilerle olan iletişimlerini içerir. Genel olarak oyuncuların karşılaştıkları NPC'lerle iyi ya da kötü bir şekilde konuşmasını kapsar. Sosyal etkileşimler sayesinde D&D ekibiniz müttefik kazanabilir, bilgi toplayabilir ya da bir çatışmayı kavgaya girmeden çözebilir. Bu etkileşimlerin başarısı hem karakterinizin karizma, ikna ve aldatma gibi becerilerine dayanır hem de sizin oyuncu olarak zekanıza dayanır. Ama bu demek değil ki hepsinde iyi olmak zorundasın. Sosyal etkileşim, D&D'de rol yapmanın kendini asıl olarak gösterdiği yerdir. Fakat demin dediğim gibi bunda süper iyi olmak zorunda değilsiniz. Tıpkı biz insanlar gibi karakterlerimiz de mükemmel değildir ve hem iyi hem de kötü olduğumuz şeyler vardır. Ve ayrıca genellikle oynadığımız D&D karakterleri bizim bir yansımamızdır. Çünkü hiçbirimiz oynamayı sevmediğimiz bir karakteri canlandırmak istemeyiz. Ve rol yapmak senin için çok yabancı bir şeyse ilk başladığında karakterine can vermek yani rol yapmak birazcık zor gelebilir. Bu çok normal. Ve aslında D&D'de rol yapmak bizim bildiğimiz rol yapmaktan birazcık farklı bir şey. Yani sadece ona özel bir ses vermek ya da onun vücut hareketlerini yapmak gibi bir şey değil D&D'de rol yapmak. Tabii ki de bunları yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ama asıl önemli olan senin karakterin gibi düşünmen. Aslında rol yapmak bu. Yani aslında karakterin gibi düşünüp benim karakterim bu durumda nasıl davranırdı, nasıl tepki verirdi? Bunu düşünmek ve ona göre oynamak. Zor bir durumda yalan söylemeye mi çalışırdı mesela, yoksa dürüst mü davranmaya çalışırdı? Korkup kaçmak mı isterdi yoksa savaşmak mı isterdi? Herhangi bir bilgi almak için samimi davranmayı mı denerdi yoksa göz korkutmayı mı? Bu sorular üzerinden aldığın kararlar ve ona göre oynamak aslında rol yapmak işte. Ve unutma, aldığın kararlar senin karakterini de etkiler, aynı zamanda hikayenin gidişatında. Örnekle devam edelim. Kötü şöhretli bir haydut kralın peşinde olan kahramanlarımız yakınlardaki bir tavernada haydut kral için çalışan hırsızların olduğunu duyar ve bilgi toplamak için oraya gider. Hugo tarot kartlarını ve aldatma yeteneğini kullanarak kendini haydut kralın arkadaşı olarak gösterir ve onun saklandığı yeri öğrenir. Monty ise iyimser tavrını kullanarak bir muhbirle sohbet eder ve haydut kralın zayıflıklarını öğrenir. Crystal ise korkunç yüzünü gösterip beceriksiz haydutları korkutur ve böylece haydut kral için çalışan önemli isimleri öğrenir. Kavga, karakterler ve düşmanlar arasındaki çatışmayı ve heyecan verici savaşları temsil eder. Taktiklerin ve savaş yeteneklerinin devreye girdiği oyunun en iyi yapılandırılmış ve aksiyon dolu ayağıdır. Yani tam bu noktada bolca kural devreye giriyor ama onları şimdi anlatmayacağım. Çünkü bundan önceki iki videoda zaten hepsini anlattım. Kısacası saldırılarla, büyülerle ve kurnaz manevralarla düşmanı yenmeye ve galip çıkmaya çalışırsınız. Kurallarından bahsetmesek de kavga için yine kısa bir örnek verelim tabii ki. Sonunda kahramanlarımız haydut kural ve çetesiyle karşı karşıya geldi ve artık kavga zamanıysa hünerlerini gösterme zamanı da demek. Rykard kılıcı ve kalkanıyla beraber ve tabii ki kan büyüleriyle de beraber kavganın tam ortasında büyücü arkadaşlarını koruyarak herkesi yerle bir ediyor. Monty ise kendini kimseye göstermeden düşmanlarına saldırı yaparak onların zayıf noktalarından vuruyor. Hugo hayaletlerin ona verdiği büyüler sayesinde arkadaşlarının daha güçlü bir şekilde saldırmalarını sağlarken Crystal ise gölgelerin büyüleri sayesinde kavganın gidişatını değiştiriyor. Ve bir ekip olarak savaşarak haydut kralı yenip zafere ulaşıyorlar. Ve örneklerden gördüğünüz gibi bu zafere ulaşmaları için sadece kavga yeterli değildi. Sosyal etkileşim ve keşif de gerekiyordu. Ve D&D'de genel olarak bütün maceralar böyledir. Bu üçünün dengesiyle oluşur. Ve aynı zamanda hem keşif, hem sosyal etkileşim, hem de kavga, hem hikayenin hem de karakterlerin gelişimini etkiler. Her macera aslında birer tecrübedir ve tıpkı insanlar gibi karakterler de bu tecrübeler sayesinde büyürler ve gelişirler. Ve karakterinin bu tecrübeler karşısında nasıl etkilenip nasıl tepki verdiğini çözdüğünde rol yapmayı da çözmüşsün demektir. Umarım bu video D&D'yi daha iyi anlamanız için yardımcı olmuştur. Çünkü kural içermese de bence bunları da kavramak çok önemli. O yüzden özellikle bu video için yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bana nasıl bulduğunuzu yazın ve sonraki video için beklemede kalın. Görüşürüz.